ABD Sayım Bürosu'nun açıkladığı son rakamlara göre 2010-2020 arasındaki nüfus artış oranı bir önceki 10 yıllık döneme göre azalan New York'un Kongre'deki temsilci sayısında da bir sandalyelik kayıp yaşanacak. Temsilciler Meclisi'nde mevcut 27 milletvekili bulunduran eyaletin temsilci sayısı nüfusundan sadece 89 kişinin eksik olması nedeniyle 26'ya düşecek. Nüfus sayımı uzmanı Kristin Koslap, New York'ta sadece 89 kişi daha sayılsaydı, kongredeki 27 sandalyenin tamamına sahip olacaktı ifadesini kullandı. Koslap, New York'un 435 kişilik kongredeki bir milletvekili hakkını az farkla Minnesota'ya kaptırdığını belirtti koronavirüs salgınının ABD'de en çok etkilediği eyaletlerden biri olan New York'un nüfus artışının yavaşlamasında virüs salgını önemli etkenlerden biri oldu. New York, 2020 yılında uzun süre COVID-19 salgınının dünyada ve ABD'de en çok etkilediği bölge olurken, hem salgında ölenler hem de diğer eyaletlere taşınan New Yorklular yüzünden ciddi bir nüfus kaybına maruz kaldı. New York eyaleti ülkedeki nüfus artışı oranlarındaki yeni konumundan dolayı siyasi temsil kabiliyetinin yanında her yıl 1.5 trilyon dolarlık federal fon dağılımından aldığı yardım diliminde de kayıp yaşayacak. ABD Sayın Bürosu'nun 2010 verilerine göre New York 19 milyon 378 binden fazla nüfusuyla Kaliforniya ve Texas'ın arkasından ülkenin üçüncü en kalabalık nüfusunu oluşturan New York, 2020'de 20 milyonun çok az üzerine çıkabilen nüfusuyla üçüncülüğü Florida'ya bırakarak dördüncü sıraya geriledi.